Hükümeti Bekanlarından Mutlu Pazarlar değerli dairelerimiz, Bir Hayat Tercihleri programıyla bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Tabii ki bölüm ve programları tanıtmayı sürdürüyoruz. Kimlerle yapıyoruz? Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli akademisyenlerimizle bugün de yapacağız. Bugün evet merakla beklenen bir gündü ve ÖSYM ek kontenjan kılavuzunu açıkladı. Ayrıntıları birazdan Ece Tözdeniş'ten, Üsküdar Üniversitesi'nden uzman psikolojik danışman Ece Tözdeniş'ten telefon bağlantısı yoluyla alacağız ama öncesinde ben stüdyo konuklarımı hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Muhsin Konuk. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Diğer konuğum yine Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli bir akademisyen Profesör Doktor Tayfun Uzbay kendisi. Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi aynı zamanda da müdürü. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki hocamın da, değerli dairelerimiz, iki hocamın da gerçekten Türkiye'de ve uluslararası arenada önemli çalışmaları var. Bunları dinleyeceğiz kendilerinden. Üniversitelerin temel misyonları ve amaçları olan bir tanesi eğitim, bir diğeri de öğrenci yetiştirmek ama bir diğeri de tabii ki araştırma ve projeler yapmak. Biz bugün biraz araştırma ve projeler üzerinde duracağız. Türkiye dünya ölçeğinde nerede duruyor? Bunları çok kıymetli hocalarım nereye alacağız ama girişte de bahsettim. Ek kontenjan kılavuzu açıklandı. Dilerseniz Ece Tözdeniş'e kulak verelim bakalım. Ece Hanım kılavuzu nasıl yorumluyor? Alo. Alo. Evet, Üsküdar Üniversitesi'nden uzman psikolojik danışman, tercih danışmanı Ece Tözdeniş. Evet Ece Hanım, aslında kılavuzu bekliyorduk, biraz erken bekliyorduk ama bugün de beklemiyorduk. Pazar günü bir sürpriz yaşadık. Ek kontenjan kılavuzlarında durum ne? Açıklandı. Biraz bu konuya ilişkin bilgi verebilir misiniz adaylarımıza? Evet, yine bir sürprizle pazar günü açıklanmış oldu ama zaten adayların da heyecanla beklediği bir durumdu bu. Nihayet bugünden itibaren netleşmiş oldu. Şu dönemde yayınlanan kılavuz 24'üne kadar kalacak bir ön bilgi kılavuzu olacak Şaban Bey. Evet. Daha sonra resmi olarak ek kontenjan döneminin tercihlerini biz 25-30 Eylül tarihleri arasında yapacağız. Hı hı. 25 Eylül tarihinden itibaren de ÖSYM tekrardan bir kılavuz yayınlayacak ve adayların bu kılavuz üzerinden tercihlerini yapması gerekiyor. Biraz kılavuza bakarsak ne var dikkat etmeleri gereken, daha önce sizin programlarınızda da söylediğimiz gibi adaylar bu sene kimler ek kontenjandan yararlanabiliyorlar? İlk yerleştirmede hiçbir yüksek öğretim programına yerleşmemiş adaylar, açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşmiş adaylar ve özel yetenek sınavıyla herhangi bir bölüme yerleşmiş olan adaylar ek kontenjan döneminde tekrardan tercih yapabiliyorlar. Eğer adaylar yerleşmişlerse, bu soru çok fazla geliyor, yerleşmişlerse kayıt yaptırmasalar bile ek kontenjan döneminden yararlanamıyorlar. Daha önce de uyardığımız gibi adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Çünkü ilk yerleştirmede dolmayan ya da kayıt sonrasında dolmayan kontenjanların yanında bu dönemde üniversitelerin açtığı yeni bölümler de var. Adaylar kılavuzları dikkatle incelerlerse farklı alternatiflerinin olduğunu da görebilecekler aslında. Peki Ece Hanım, 30 tercih yapacak değil mi adaylar yine? Evet evet, 30 tercih yapacak. Bu da büyük bir şans tabii, 30 tercih yapıyor olmaları. Ama tabii yine ilk yerleştirmedeki kurallar geçerli. 2 yıllık ön lisans programları için 140, 4 yıllık lisans programları için de 180 barajını geçmiş olmak gerekiyor. Ek kontenjan dönemi için bir kritik şey daha var, kural daha var. Adayların tablo 4'teki lisans programları ve tablo 3B'deki ön lisans programlarını tercih etmeleri için minimum puanın üzerinde, minimum puan ve minimum puanın üzerinde olması gerekiyor yerleştirme puanlarının. Yani altındaysa tercih yapamıyorlar ya da şöyle söyleyebiliriz, üst tercih yapamıyoruz ilk yerleştirme döneminde olduğu gibi. Ama tablo 3A'daki ön lisans programlarını adaylar rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Orada da öncelik yine her zaman olduğu gibi sınavsız geçişte meslek liselerinin,
Onlardan boş kalan kontenjanlara da diğer lise türlerindeki ya da diğer alanlardaki öğrenciler tercihlerini yapabilecekler. Ece Hanım çok teşekkür ediyoruz. Adaylara tabii ki bir hatırlatma daha yapalım. Ece Hanım önümüzdeki yani pazartesi itibariyle saatler 15'i gösterdi. Bu ekranlarda yine sorularınızı da cevaplayacak. Ece Hanım teşekkür ettik. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet değerli adaylar tekrar hatırlatalım. Tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. Ece Hanım'ın da belirttiği gibi 25-30 Eylül tarihler arasında tercihlerinizi yapabileceksiniz. Kılavuzu iyi okuyun. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz. Size ben dönmek istiyorum. Araştırmaları ve projeleri, üniversitelerin temel misyonlarından, aslında amaçlarından biri olan bu konuyu biraz farklı ele almaya çalışacağız sizinle. Ama Üsküdar Üniversitesi olarak siz de değil mi hocam, ek kontenjanda öğrenci alacaksınız. Evet. Hangi programlara öğrenci alıyorsunuz? Buradan bizim, başlayacak olursak. Hem lisans hem de ön lisans programlarımızda değişik bölümlerimiz. Mesela İletişim Fakültesi'nde 3, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde 3, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde 4, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 6 bölüme biz yine öğrenci kabul edeceğiz. Bu arada ön lisans eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda da 20 gündüz programı, 8 tane de ikinci öğretim olmak üzere 28 programa yine öğrenci kabul edeceğiz. Bunlardan 9 tane program ilk defa, Ece Hanım az önce ifade ettiler. Bu dönemde ilk defa öğrenci alacak yeni bölüm ve programlar var. Yani bunlara da öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bunların daha önce bir oluşmuş bir puan tabanları da yok. Avantaj değil mi hocam? Çok büyük bir avantaj onlar için. Özellikle bu işte kendi o şanssızlık taraflarını belki büyük bir şansa dönüştürerek istedikleri yerlere girebilirler. Bu bağlamda programları cidden iyi bir şekilde inceleyip ona göre tekrar tercih yapmalarında fayda görüyorum ben. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Evet hocam. Hemen Tayfun hocamın da bu anlamdaki temellerini dinlemek isteriz. Hocam henüz bir net bir sayı yok. Kılavuz açıklandı ama 200 bin olması söyleniyor. Adayların bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerekiyor hocam? Sevdikleri bölümleri tabii ki tercih etmeleri gerekiyor. Evet Şaban Bey, ben öncelikle adaylara imkanları varsa evet, gönüllerinin götürdüğü yere gitmelerini söylüyorum. Çünkü bir insan ancak sevdiği alanda, sevdiği işi yaparken başarılı olma şansı çok yüksek. Ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar düzgün, güzel bir background'a sahip olursa olsun, ne kadar güzel bir eğitim almış olursa olsun, gönlündeki sevmediği bir branşa, bir yere giriyor ve zorlama olarak onu yapıyorsa, bana göre orada çok fazla başarılı olma şansı yok. Ve birçok iyi background'a sahip olan kişinin ileride bu mesleklerini terk ettiklerini, başka işler yaptıklarını da görüyoruz. Öğrencilere tavsiyem, gönüllerinin götürdüğü, içlerinin istediği, gönüllerinin ısındığı yerlere yönlenmeleri ve çok da fazla dert etmemeleri gerekiyor. Çünkü o kadar çok bölüm var, o kadar çok olanak var, imkan var ki bir yere girip de o bölümü sevince o bölümde çok başarılı olmamanın veya işte bugün günümüzde her şey maddi, orada para kazanmamanın da çok imkansız olacağını ben düşünmüyorum. Kişi sevdiği işi yaptığı takdirde mutlaka başarı gelecektir arkadan. Gönüllerinin götürdüğü yere gitsinler bence. Ama dikkatli olsunlar. Evet, Tayfun hocamızın tabii ki söylemleri de önemli. Gönüllerini vermiş, bir yerlere gelmiş iki tane, bugün bir iki profesörümüz var. Onların da yaptığı çalışmaları şimdi ayrıntısıyla ele alacağız. Tabii ki sorularınızı çok değerli hocalarımla paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? sahabanoz@gmail.com'dan mail olarak sorularınızı alıyoruz. Hayat Tercihtir, facebook.com/hayattercihtir üzerinden de sorularınızı hocalarımızla paylaşabilirsiniz. Evet, Muhsin hocam, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcımız. Hocam, üniversitelerin girişte iki amacının olduğunu, ya tabii ki amaçları vardır ama temelde bir öğrenci yetiştirmek, diğer bir amacında araştırma, proje, akademisyen yetiştirmek olduğunu söyledik. Siz hocam, üniversitelerin amacı ve misyonu, vizyonu konusunda onların taşıması gereken özellikler anlamında neler paylaşabilirsiniz? Estağfurullah. Şimdi
Bence buna bir tane daha ilave etmemizde fayda var. Bir de sosyal sorumluluk yönü var üniversitelerin. Yani her ne kadar öğrenci yetiştirme, öğrenciyi kendi alanında nosyonlarını tam elde etmiş şekilde uluslararası düzeyde yetkinliklerini kazandırmış şekilde mezun etmek çok önemli. Hı hı. Bu güzel bir şey. Bu arada tabii ki üniversitenin diğer önemli bir görevi de bilim üretmek. Bu bilim üretme de ARGE ile ve işte projelerle gerçekleştiriliyor ama bununla beraber üniversiteler bir de sosyal sorumluluk taşıyor. Çünkü üniversite evren kent ya da evrensel kent anlamında. Dolayısıyla evrensel değerleri, evrensel normları önce kendisi kazanıp o normları içerisinde bulunduğu toplumla paylaşarak kendi gittiği yere toplumu da alıp götürebiliyorsa üniversiteler hakikaten gerçekten üzerlerine düşen vazifelerini yapmış demektir bence. Ama tabii ki sosyal sorumluluk projesiyle birlikte belki şöyle de düşünülebilir. Yani ülke adına ARGE'de bilim üretme, ülke adına ARGE'de bir takım buluşlar yapma veya bir takım problemlere çözüm yolları bulma veya temel bilimlerde bilime katkıda bulunma gibi yapılan şeyler ve belki de yetiştirilen öğrencilerin eğitim öğretim süreci içerisinde toplumun ihtiyaçlarına göre, toplumun kültürel ve toplumsal değerlerinden kopmamış, onların problemlerini çözüm üretecek şekilde yetiştirilmiş insanlar da yine belki sosyal sorumluluk görevinin de bir parçası gibi de düşünülebilir. Hı-hı. Yani bunlar belki 3 tane gibi de düşünülebilir. 2 tane gibi de düşünülebilir. Çoğaltılabilir. Evet, çoğaltılabilir ama hakikaten en önemli görevlerinden 2 tanesi öğrencileri belirli nosyonda yetiştirmek ve ARGE yapmak, araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak. Zaten hocam, saygıdeğer hocam da üniversitemizde çok önemli bir merkezimizin müdürü. Hakikaten ciddi anlamda da çalışmaları, projeleri ve patentleri var. Mutlaka onun daha güzel söyleyeceği şeyler olabilir bu bağlamda. Evet, tabii Tayfun hocamıza da söz verelim. Hocam, Muhsin hocam bir görev daha ekledi, sosyal sorumluluk. Tabii ki sosyal sorumluluk ve topluma müdahale edebilme, toplumda bir takım şeyleri aşabilme. Aslında bilgiyi üretip teknolojiye dönüştürme sizin tabirinizle ve onu halkla buluşturmak çok önemli. Biz de Türkiye'de hocam, araştırma, üniversitelerin araştırma yönü biraz ihmal mi ediliyor hocam? Şaban Bey, ben öncelikle sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. Ben o benden daha eski tabii, ben yeni geldim. Çok övücü şeyler söyledi. Bu benim sorumluluğumu da artırıyor aynı zamanda. Görev yükümlülüğü. <hocam. gülüyor> Fakat hocam çok önemli bir noktaya dokundu. Sosyal sorumluluk dedi. Şimdi üniversitelerde öğrenciyi yetiştirirken dedik ya, bir eğitim tarafı var, bir de araştırma tarafı var. Üniversiteler evren kentlerdir dedi. Evrensel düşünebilen, her şeyi sorgulayabilen, analitik düşünebilen bireyler yetiştireceğiz biz burada. Ama bir yönüyle de yetiştiği zaman toplumun sorunlarından tamamen kendini soyutlamış, belli bir meslek kazanmış, sadece bu mesleği yapan ve buradan işte hayatını idame ettiren bir kişi değil. Toplumu ilgilendiren önemli sorunlara doğru şekilde müdahale eden, düşünceleriyle, fikirleriyle ve eylemleriyle buna yön veren bireylerde yetiştirmek lazım. Günümüzde ve tarihte gelişmiş ülkelere baktığımız zaman üniversite eğitiminin burada çok önemli olduğunu, hakikaten sosyal sorumluluk birinci yüksek bireyler yetiştirdiklerini ve bu şekilde bilim toplumuna dönüştüklerini görüyoruz. Ve bunu yaparken kendi kültürlerinden de ödün vermeden, taviz vermeden bunu başarıyorlar. Bizim de bunu başarabilmemiz lazım. Şimdi bu konuya çok fazla girip konuyu dağıtmadan, ben vaktimiz de kısıtlı, hızlıca bu bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgi üretimi diye siz başladınız. Bu çok önemli bir nokta. Üniversiteler araştırma yaparken bilimsel yöntemleri kullanarak bilimsel bilgi üretirler. Aslında ARGE'nin amacı bilimsel bilgi üretmektir.
Bilimsel bilgi nedir? Çok çeşitli tanımlarını yapabilirsiniz. Sözlükten alır yaparsınız, formal tanımlar yaparsınız ama ben başka bir tanım yapmak istiyorum ya da bir şeyle benzeştirmek istiyorum. Bilimsel bilgi, nitelikli bilimsel bilgi üretimi bir ülkenin, bir bölgenin, bir kişinin en değerli kaynağıdır. Sizin petrolünüz olmayabilir, para eder başka bir altyapınız, başka bir ürününüz olmayabilir. Ama doğru bilimsel bilgi üretiyor iseniz ve bu bilimsel bilgiyi doğru bir biçimde teknolojiye dönüştürüyorsanız, o zaman sizin aç kalmanız diye bir şey söz konusu değil. Dikkat edin, bilimsel olarak gelişmiş birçok ülkenin dışarıya pazarladıkları önemli ürünleri mi var? Baktığınız zaman bunlar dünyadaki bilime yön veren ülkeler, büyük önemli buluşlar yapan ve bunu teknolojiye dönüştüren ve insan refahına bir takım yeni teknolojik ürünler sunan ülkeler. Şimdi bilimsel bilgi, nitelikli bilimsel bilgi, altını tekrar çiziyorum, teknolojiye dönüştüğü zaman buradan iki tane önemli girdi vardır bir ülkeye. Bir, ekonomik girdileri vardır bunun ama çok daha önemli olarak bilimsel prestij sahibi olur o ülke. Soruyu bana yöneltirken şöyle bir şey sordunuz. Türkiye'de bu işler çok ihmal mi ediliyor acaba? Ya da biz Türkiye olarak bunun neresindeyiz? Tabii ki bilimsel bilginin teknolojiye dönüşümü aşamasında patentten söz etmemiz gerekiyor. Buluşlar yapmak, yani patentler buluşun tescillenmiş şeklidir. Sizin bilimsel bilginiz teknolojiye dönüşme potansiyeli taşıyorsa öncelikle bunun patent alması lazım. Yani bir keşif, bir buluş olması lazım. Maalesef biz ülke olarak icat çıkarma diyelim eski tabirle, icat çıkarma konusunda çok iyi bir durumda değiliz. Başka ülkelerle kıyasladığımız zaman veya çok gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman. Ama ben tarihe gittiğim zaman, bizim yaşadığımız bu coğrafya üzerinde, Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz biz şu sırada. Bu coğrafya üzerinde çok büyük buluşlar, çok büyük keşifler yapılmış. Yeniden yapılmaması için hiçbir neden yok. Ama burada galiba üniversitelerdeki eğitimimizin de daha sorgulayıcı, öğrenciyi daha fazla araştırmaya yönlendirici, daha fazla analitik düşünceyi kullandırıcı bir eğitim haline gelmesi gerekiyor. Ezbercilikten kurtulması gerekiyor. Birçok teori var, birçok hipotez var dünyada. Biz bunları bugünkü doğrularımız çerçevesinde kullanıyoruz, bilimsel gerçekler çerçevesinde, ama bilimde bir mutlakiyet yoktur. Her zaman her teori, her hipotez sorgulanabilir. Yeter ki doğru sorgulayın ve ayakları yere basan doğru alternatifleri koyun. Kendi alanımdan söyleyeyim, örneğin bir dopamin hipotezi vardır şizofrenide. 50-60 yıldır bu gelir. Buradan birçok ilaç üretilmiştir. Ancak bugün şizofreni tam olarak, radikal olarak tedavi edilebilir hastalık değildir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu teoriyi sorgulamamız gerekiyor. Bunun yerine koyabilecek yeni teoriler bulmamız gerekiyor. Şimdi bilimsel bilgi teknolojiye dönüştüğü noktadan sonra patent olması lazım. Patenti bir bilim insanının geliştirebilmesi için üniversitelerde teknoloji transfer ofisleri, startup yaptıracak şirketlerle bir bağlantısı olması lazım. Yani bu bilimsel bilgiyi teknolojiye götürecek bir potansiyel görüldüğü zaman bunu üniversitenin doğrudan doğruya yönlendirmesi gerekiyor. Ve arka bahçesinde mutlaka bir teknoparkı olması gerekiyor. Bütün bunları birleştirerek gelen her bilimsel bilgi de illa teknolojiye dönüşür diye bir kural yok. Ama siz orada daha fazla sayıda bilgi sokabilirseniz, bilimsel bilgi, bunların bazıları mutlaka teknolojiye dönüşecektir zaman içinde. Böyle bir yapılanma içinde olması gerekiyor. Bugün dünya böyle bir yapılanma içinde. Yani dünya bilimsel bilgi üretimi noktasında bu noktada seyrediyor. Muhsin Hocam, Tayfun Hocam çok güzel şeyler paylaştırdı. Aslında bilgi, bilimsel bilgi üretilecek ama doğru bilimsel bilginin üretilmesine dikkat çekti. Bir de tarihimizden de örnekler verdi. Hani çok somut olmasa bile Anadolu'da çok icatlara ev sahipliği yapmış zamanında atalarımız diyelim. Peki bu konuda eklemek istedikleriniz ve Üsküdar Üniversitesi'nin bu başlıklar altında, bu konsepte nerede konumlandığına ilişkin hocam bize bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Çünkü üniversitenin bir kere desteklemesi kesinlikle çok önemli hocam. Tabii yani akademisyenler anlamında bu çalışmaları yönetimsel düzeyde, rektörlük düzeyinde değil mi hocam? Evet, evet.
Şimdi tabii ki bilimsel çalışma ve bilimsel bilgi üretme dediğimiz zaman ve bu bilginin teknolojiye dönüştürülmesi denildiği zaman mutlaka Ar-Ge'nin olması gerekiyor. Ama Ar-Ge ne yapacak? Ar-Ge işte projeler yapacak. Yani neticede her şey bu sefer dönüyor, dolaşıyor, projelere geliyor. Zaten bilimsel bir bilginin üretilmesi için temelde bir sermayeye de ihtiyaç var. Bu sermayeyi projeler karşılıyor. Biz yani geçmişte hakikaten hocamızın ifade buyurduğu gibi gerçekten bu topraklarda yetişen dünya çapında bilimsel buluşlar yapmış, bilimsel bilgiler ortaya koymuş insanlarımız var. Ancak son zamanlarda özellikle biz üniversiteler olarak Üsküdar Üniversitesi'nin nerede olduğuna birazdan isterseniz şey yapalım, geçelim ama yani biz bir dönem özellikle bizim gençliğimizde asistanlığımız döneminde filan proje yapma kültürümüz çok yoktu. Yani biz proje ile çok içli dışlı bir halde değildik. Dolayısıyla bu kültür olmadığı sürece de üniversitelerin Ar-Ge'ye yönelik işte araştırma ve geliştirme, yeni bilgi üretme, yeni teknolojik buluşlar ortaya koyma ve bunu sanayiye dönüştürme gibi özellikleri maalesef olmadı. Ancak işte son zamanlarda özellikle TÜBİTAK'a yapılan yardımlar, devletin desteği, ayrıca o ekonomik desteğin sadece TÜBİTAK tarafından değil, Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ayrıca yine o bakanlığın ve devlet planlamanın kalkınma ajansları aracılığıyla şu an bütün üniversitelere veya Ar-Ge'de çalışmak isteyen insanlara para dağıtıyor. Yani işin açığı bu. Ancak bir büyük ancak var orada. O ancak da şu: insanımızın işte bizde hani şimdiye kadar proje yapma, proje yazma kültürü çok gelişmediğinden dolayı biz derdimizi iyi anlatamıyoruz. Yani projeyi formatına göre yazıp ben şunu istiyorum diyemiyoruz. Bunu yapamadığımız için de projelerimizden işte bazen kalıyor, geçmiyor, desteklenemiyor. Tekrar düzeltme isteniyor. Bu sefer biz millet olarak da biraz alıngan milletiz. Küsüyoruz, kızıyoruz, geri göndermiyoruz. Halbuki az biraz revize isteniyor. Yani, teknikte mi takılıyoruz? Evet, hocam? Teknikte takılıyoruz biz. O tekniği düzeltebilirsek aslında bir problemimiz kalmayacak ama şu an yani Türkiye için güzel şeyler oluyor. Bu Türkiye'nin kendi kaynaklarından projeler sağlanabildiği gibi Avrupa Birliği'nin desteklediği projelerden de faydalanılabiliyor. Bu arada işte bazı özel kurumlar, özel şirketler ya da vakıflar da proje destekleri sağlıyorlar. Yeter ki insanımız bunlardan haberdar olsun ve bunları değerlendirebilsin. Önemli olan bu. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak neredeyiz? Biz Üsküdar Üniversitesi olarak bir defa bu proje kültüründen uzak kalmanın acısının ne olduğunu algılamış durumdayız ve hem lisans hem de ön lisans öğrencilerimize, yani 2 yıllık öğrencilerimize dahi proje kültürü diye bir zorunlu ders koyduk. Yani bütün öğretim programlarımızda ve bölümlerimizde proje kültürü dersi var. Yani öğrenci bir proje nedir, proje nasıl yazılır, değişik formatlarda bile olsa onların örnekleriyle beraber yaşayarak proje yapacaklar ve bizim hedefimiz, mesela lisans programlarındaki hedefimiz, özellikle öğrencilerimiz mezuniyet tezlerini bir proje haline getirsinler ve o projeyi bir yere sunsunlar, oradan aldıkları maddi destekle sarf malzemelerini kullansınlar ve mezuniyet tezlerini hazırlasınlar istiyoruz. Daha mezunken bazı üniversitelere göre Türkiye'deki daha 1-0 önde başlamalarını biz hedefliyoruz. Ve mesela şeyden hemen sonra, Eylül'ün hemen başında biz sosyal bilimlerde proje yapmayla ilgili 2 günlük bir, siz mutlaka duymuşsunuzdur, 2 günlük bir eğitim programı yaptık. 2 gün sürdü. Evet hocam. O programda özellikle Türkiye'de sosyal bilimlerde projeler çok düşük, projeler çok yapılamıyor. Orada biz arkadaşlarımıza proje yapmalarını ve niye proje yapmaları gerektiğini anlattık.
Dolayısıyla biz hakikaten üniversite olarak proje yapma ve proje destekleme durumundayız. Hatta öğretim üyelerimize aldıkları projeler karşılığında, yani kendi üniversitemizin öz kaynakları dışından aldıkları projelere belirli bir Türk lirası olarak da teşvik veriyoruz. Evet. Yani üniversiteniz, değil mi hocam, kesinlikle destekliyor her anlamda. Evet. Ki TÜBİTAK ve bazı kurumlardan bahsettiğiniz, bunlar da Avrupa Birliği de destekliyor. Yeter ki bir şeyler üretelim ve teknikte de teknik aşama, bürokratik işleyişinde, değil mi hocam, aşalım. Tabii ki, yani şu an zaten proje ofisimiz ve proje ofisimizin esas ana kaynağını teşkil edecek proje araştırma geliştirme eğitim koordinatörlüğü diye bir koordinatörlük kurduk. Bu koordinatörlük aracılığıyla bunların hepsini yürütüyoruz. Evet. Tayfun Hocam'a dönmek istiyorum. Sorular sosyal medya üzerinden sorular var ama tercih, ek kontenjan tercih kılavuzu açıklandı mı diye soran arkadaşlarımız var. Evet, açıklandı. ÖSYM'nin sayfasından da ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Tayfun Hocam, sizin bir söyleminiz var. Aman çocuğum icat çıkarma gibi. Biraz önce hocam kültürden bahsetti ama biraz da ebeveyn çocuk ilişkisi de aslında kültür zaten bunların yansıması. Ama günümüz yeni nesile ilişkin mesela neler söylemek istersiniz? Evet. Biraz daha yeni nesil bu anlamda aman çocuğum icat çıkarmanın neresinde hocam? Bence yeni nesil icat çıkarmaya yatkın. Eskisi de yatkındı aslında. Bu tercih meselesidir. Sizin programınızın adı da Hayat Tercih'tir. Evet hocam. İcat çıkarmayı tercih ederseniz çıkartabilirsiniz. Bunun bir zorluğu yok. Sayın hocam da açıkladı yani. Atlan deve değil bu projeler, şeyler. Yani rahatlıkla aşılabilir. Ben çok konuyu dağıtmadan öğrencilere mesaj vererek biraz gitmek istiyorum ama icatla girdiniz. Hocam ben yeni geldim İstanbul'a. Bizim bulunduğumuz yer İcadiye Mahallesi, değil mi? Evet. Üsküdar Üniversitesi İcadiye Mahallesi'nde. Bence bu önemli bir ayrıntı. Bir önce cevap. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Yani oraya boşu boşuna İcadiye Mahallesi denmemiştir. Bir icat çıkmış demek ki zamanında, başka icatlar çıkabilir. Öncelikle İnşallah. Onu söyleyeyim. İnşallah. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Bunu nöropsikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezine bağlayacağım. Bunu biz ülkemizdeki özel üniversitelerde nadir gördüğümüz bir şeyi Üsküdar Üniversitesi yönetimi yapmış. Hı hı. Bir yatırım yapmış. Oraya çok güzel bir laboratuvar kurmuş ve bu laboratuvar eli kulağında, çok az işimiz kaldı. Gerekli akreditasyonlarını, izinlerini alacak ve orada çark dönmeye başlayacak bir süre sonra. Uluslararası standartların tamamına sahip. Deney hayvanları var, farmakogenetik laboratuvarına bitişik. Ayrıca arkasında NP hastanelerinin klinik potansiyeli de var. Yani sadece deneysel değil, kliniğe, deneyselden yürüyerek kliniğe gidilebilecek birçok çalışmanın yapılabileceği bir yer. Şimdi yağ, su, şeker hepsi var. Helva yapmamamız için hiçbir sebep yok. Üsküdar Üniversitesi ismi itibarıyla belki bir İstanbul Üniversitesi. İstanbul'un çok değerli bir sembolü olan Kız Kulesi'ni de sembolünde taşıyor. Bana göre ama aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi bir Türkiye Üniversitesi ve bir dünya üniversitesi. Yani tüm dünyaya bu laboratuvarın ve bu binanın kapıları açık. Ben orada olduğum müddetçe veya diğer hocalarımızın da, Sayın Rektör Yardımcısının, Sayın Rektörümüzün aynı fikirde olduğunu gayet iyi biliyorum. Biz bir dünya üniversitesiyiz. Dünyadaki her türlü fikre, bir şeyler yapmak isteyen herkese kapılarımız açık ama öncelikle bize en yakın olanlara, kendi ülkemize tabii ki açık. Fakat iki tane kırmızı çizgimiz var bizim. Bu, dedim ya, nitelikli bilimsel bilgi. Nitelikli bilimsel bilginin olmazsa olmaz iki tane kuralı var. Çok da büyük kurallar değil bunlar. Birilerine sorsanız işte çok iyi İngilizce bilmek, çok iyi yabancı dil öğrenmek, çok iyi şuradan gelmek, çok iyi matematik bilmek falan diyebilir ama onların hepsi telafi edilebilir şeyler. Birincisi etik kurallar içinde, etik ve ahlak kuralları içinde olacak. Evrensel etik kurallara uygun çalışmalar yapacağız biz. İkincisi de kapımızı açtığımız kişilerde bir samimiyet görmek istiyoruz. Bu samimiyet, Şaban Bey, en önemli konulardan bir tanesi. Background'u çok dolu olabilir, çok üst düzey yerlerde çalışmış olabilir. Fakat hiç çalışma samimiyeti olmayabilir, böyle bir arzusu olmayabilir. Biz böylelerine kapımız kapalıdır. Ama öbür taraftan
ya benim yabancı dilim yetersiz, ben çok iyi okullardan mezun olup gelmedim ama araştırma aşkıyla yanıp tutuşuyorum diyen herkese de kapımız açık. Çünkü bunların hepsi telafi edilebilir şeylerdir. Biz bir örnek vereyim, ben 1981 yılında yurt dışına çıkmıştım, öğrenciydim. O zaman bir öğrenci kongresine katılmıştım, İsveç'in Uppsala şehrine gitmiştik. Orada yakın olduğu için Karolinska Enstitüsü'nü bize gezdirmişlerdi. Orada gezerken Karolinska Enstitüsü bildiğiniz gibi önemli bir enstitüdür. Dünyada Nobel ödülünün verildiği yerdir. Aynı zamanda o bölüm, o bölge. Orada birçok genç, yaşı bana yakın insanlar görmüştüm. Laboratuvarlarda, evet, çalışan, beyaz önlükle. Ve demiştim ki adamların hocaları ne kadar genç. Çünkü bizde genellikle, yani benim okuduğum dönemde, öğrencinin öyle laboratuvarda at koşturması falan mümkün değil, çalışması mümkün değil, hocalardan izinsiz bir şey yapmak mümkün değil. Sonradan öğrendim ki bunların tamamı öğrencilermiş. Öğrencilere her türlü aleti teslim ediyorlardı. Her türlü projenin içinde öğrenciyi de katarak yetiştiriyorlardı. Bu arada gelen öğrencilerin içerisinden çok yetenekli olan ve gerçekten bu işe gönül vermiş olanlar işte geleceğin büyük bilim insanları oluyorlardı. Bizim amacımız bu modeli uygulamak. Bu programın yaz dönemindeki serilerinde hocam sizler de sık sık vurguladınız, şoför koltuğuna oturmak diye bir şeyden bahsettiniz. Sadece şoför koltuğuna oturtmakla kalmayacağız biz orada. O araç bozulursa tamamen söküp yeniden takmayı, yeniden aracı yürütür hale getirmeyi, arıza yaptığında arkadan itmeyi vesaire hepsini öğreteceğiz. Benim öğrencilere verecek olduğum mesaj buradan: orada ciddi bir laboratuvar var. Çalışmak isteyen her türlü gence, her türlü öğrenciye kapımız açık. Biz onlara bu bilimin, araştırmanın nasıl yapılacağını, icat çıkarmaları için her türlü altyapıyı, her türlü imkanı sağlayacağız. Arkalarından destek olacağız. Ama dediğim gibi bir samimi olacaklar. Bir de ahlaksızlık yapmayacaklar. Etik kurallar içerisinde. Tabii bunları da öğretmek bizim işimiz. Öğrencimize de veya bizden yaşça daha genç olan öğretim üyelerimize de bunu öğreteceğiz. Benim hayalim bu Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Nobel ödülü alabilecek önemli bilim insanlarının yetişmesi veya böyle fikirlerin oluşması. Bakın illa Nobel ödülü bir semboldür. Bakın illa alınır alınmaz o kadar da önemli değildir. Ancak hedeflerimizi büyük koyuyoruz. Büyük koymamız lazım ve bize büyük hedefli ama gönlü çok zengin, çok çalışmak isteyen kişiler lazım. Hocam tabii ki mağlup olmayın ama hedefler yolunda mağlup olmak da başarıdır. Aynen, öğrenirsiniz. Yani mağlup ola ola kazanırsınız. Ayrıca da o yolda yürümek çok önemlidir. Biz demin bir soru sordunuz. Türkiye'de neden çok fazla icat çıkmıyor? Neden çok fazla işte böyle bir şeyler olmuyor? Böyle bir hedefimiz yok. Biz değişik hedefler koyduk. Öncelikle eğitime çok ağırlık verildi. Birçok üniversite sadece eğitim yaptırarak ve bu eğitimini işte çeşitli uluslararası üniversitelerle eşleştirerek idare ediyor veya bu ona yeterli oluyor. Araştırma konusuna geldiğiniz zaman da Science Citation Index'te ne kadar yayın yaptınız konusu gündeme geliyor. Artık yani yayın yapmak falan bunlar çok sıradan şeyler. Kriter değil mi hocam bu? Ya bir kriter. Ben buna kriter değil demiyorum. Ama her yayından mutlaka bir buluş çıkmaz ama belli konuda, belli alanlarda ciddi çalışmalar yapmamız lazım ki oralardan bilime yön veren önemli çalışmalar çıksın. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi aklıma geldi, hemen sizinle paylaşayım bir anekdotu, bir konuşmayı. Bir uluslararası bilimsel toplantının yemeğindeydim. Yanıma da bir anatomist hanım düşmüştü. Bir iki masa ötede de Nobel ödüllü birileri vardı. Ben ona şunu sordum. Yani Nobel ödülü almak için ölçüt nedir? Bana verdiği cevabı çok iyi hatırlıyorum. Şöyle bir cevap bekliyordum. İşte 1000 tane yayın yapmak, şu kadar atıf almak falan. Hayır, bilime direction vermektir dedi. Yani bilime yön vermektir. Biz belli alanda, konuşmamın başında söyledim, belli hipotezler, belli teorilere ya yön vereceğiz ya yeni hipotezler, yeni teoriler koyacağız. Biz dünyayı hep izlemek zorunda değiliz. Biz de bir şeyler söyleyebiliriz. Bizler de akademisyeniz, profesyonel olarak bu işi yapıyoruz. Dünya da bizi izleyebilir, başkaları da bizi izleyebilir. Bu düşünceyi vermek, bu özgüveni vermek istiyorum gelen arkadaşlara ve öğretim kadrosunun diğer elemanları da aynı fikirde.
önemli diye düşünüyorum. Evet hocam, sizin söyleyecekleriniz de tabii vardır konuya ilişkin ama şoför koltuğundan bahsedince hocamız hemen yine sizin elimde bulunan Üsküdar Üniversitesi'nin beyin kullanma kılavuzu. Burada 12. maddede şoför koltuğuna otur diyor. Ben bunu hemen okumak istiyorum. Dikkati ve algılama gücünü artıran en kestirme ve kalıcı öğrenme, aktif gözleme ve pratik yapmaya bağlı. Bir yolu en iyi şekilde öğrenmek için şoför koltuğuna otur, olup biteni izle ve gözlemci ol diyor hocam. Bu arada Profesör Doktor Gülten Kaptan'ın da sizlere selamları var. Yayını takip ediyorlar. Hocam şoför koltuğuna herhalde öğrencileri oturtacaksınız. Uygulama imkanlarını Tayfun hocam bahsetti. Hocam zamanımız kalırsa o araştırma merkezinde neler yapacağınızı da dinlemek isteriz. Hatta şizofreni ilacını kısaca özetlerim. Değil mi hocam? Evet. Patentiniz de var. Bu Üsküdar Üniversitesi'nde devam edecek. Belki önümüzdeki süreçte Türkiye'den bir ilaç çıkacak hocam uygulamada. Şoför koltuğuna oturacaksınız hocam. Bir hastaneniz var. Araştırma uygulama merkezleriniz var. Biraz buradan girecek olursak öğrenciler, size gelen aday öğrencilerimiz nasıl buraları kullanacaklar hocam? Biz şoför koltuğuna oturtacağız. Aklıma bir anda şey geldi. Yurt dışında ehliyete başvuran öğrencilere veya adaylara, şoför adaylarına bir geçici ehliyet verirler. 2 yıllık. Ama daha henüz ehliyet sınavına girmemiştir. Ehliyeti almamıştır. Tecrübe kazansın diye şoför koltuğuna oturtulur. Ama yanına da mutlaka en az 5 yıllık ehliyet olan birisi oturur. Hı hı. O onu yönlendirir. Trafiğe sokar. Trafiğin içerisinde gezer dururlar. Biz öğrencilerimizi mesela çok somut bir örneğini vereyim. Daha bu yıl kazandı. İşte 15-20 gün önce kaydını yaptırdı bir öğrencimiz var. Şu an laboratuvarda. Hı hı. İnanır mısınız? Yani şu an bizim Korkut Bey'le beraber o gün DNA çıkardılar. Onu çoğalttılar, kestiler, elektroforezle yürüttüler, görüntülerini aldılar vesaire. Daha bu yılki öğrencimiz hazırlık okuyacak. Hı hı. Hazırlıktan sonra derslerine başlayacak. 15 günlük öğrencimiz. Hı hı. Yani biz öğrencilerimizi bu şekilde özellikle istedikten sonra o koltuğa oturtup oradan da hiç kaldırmayı düşünmüyoruz. İlgi alaka istek varsa elbette hocam, ilgisi alakası varsa zaten hocam ifade ettikleri gibi o ilgi alaka ve kendilerinde özgüven ve bununla beraber tabii ki laboratuvara girildiği zaman sınıftaki derslikteki öğrenci hoca ilişkisiyle laboratuvardaki hoca öğrenci ilişkisi biraz farklı oluyor. Hı hı. Laboratuvarda tamamen usta çırak ilişkisine dönüşüyor işler. Ve orada daha samimi bir ortam içerisinde bir sürü şeyleri sanki anlatmadan, yaşayarak öğreniyorlar. İşte orada gene bize düşen en büyük şey de hocamızın zaten yani kişisel olarak da bir öğretim üyesi olarak bizdeki o dürüstlüğü, bizdeki ahlaki değerleri, bizdeki o kültürel değerleri de onlar yanımızda oturarak öğrenecekler ve öğreniyorlar. Hı hı. Tayfun Uçan biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Samimiyet, ahlak, dil bilmiyor olabilir. Bu alanda yetersiz olabilir ama eğer bu iki değer varsa aslında sizin çıkış noktanız da bu değil mi hocam? Kesinlikle. Üniversite olarak insani değerler. Tabii. Zaten üniversitemizin kurucusu olan vakıf İnsani Değerler Vakfı. Hı hı. Yani bu öyle bir değerler vakfı ki şu anda işte Haydi Tut Elimi Derneği ile beraber, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz, Aile Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz, şu an protokol imzalayıp yürüttüğümüz projelerimiz var. Sosyal sorumlulukla ilgili olan projelerimiz de var. Bununla beraber işte daha bu hafta netleşti. Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği ile beraber Kanada Büyükelçimizin de işin içerisinde olması çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü ile beraber şimdi önümüzdeki Ekim ayında bir ekip Kanada'ya gidecek. O ekipte üniversitemizden 2 tane öğretim üyemiz olacak. Birisi sayın rektörümüz olacak. Bir de öğretim görevlisi arkadaşımız. Orada özellikle özel eğitime muhtaç insanların nasıl eğitim verildikleri ve karma eğitim içerisinde nasıl başarılı oldukları
bir gözlenip ona göre Türkiye'de de bunun bir prototipi oluşturulabilir mi? Oluşturulduktan sonra yaygınlaştırılabilir mi gayreti var. Bunun içerisinde çalışmalar var. Ayrıca yeni kurulmakta olan merkezlerimiz var. Mesela Türkiye açısından hani sosyal sorumluluk açısından ben söylemek istiyorum. Çok önemli mesela şiddetle ilgili merkezimiz var bizim. Araştırma merkezimiz var. Ki bu merkez zaten bizden başka bir üniversitede yok. Yani böyle sadece evet, işte. çok önemli. Merkezlerimizin sayısı gün geçtikçe de artıyor. Aile merkezi var. Aile merkezimiz var. Şimdi fitoterapi ve alternatif tıp uygulama araştırma merkezini kurmak üzereyiz. Hipnoz yani kuruldu ama merkez var. Evet, şu an kurullarını o hipnoz da o merkezin içerisinde. Öyle mi hocam? Alternatif tıp merkezinin içerisinde olacak. Böyle çalışmalarımız var ve şu anda kurullarını oluşturmak üzereyiz. Yani bundan başka da zaten hocamızın ifade ettiği merkez artı bir de bizim farmakogenetik merkezimiz şu an zaten faal olarak görevini yerine getiriyor. Yönetmenim tabii Sayın Hatice Genç de son 4-5 dakikaya girildiğimizi söylüyor. Ama hocam nöropsikofarmakoloji araştırma ve uygulama merkezi önemli. Bu Türkiye'de ilk bir merkez. Kısaca hocam buradan bahsedebilir miyiz? Programın evet, tabii yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok kısa bitireyim. Hocam. Neler yapacaksınız orada? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2000 yılını yani içine girdiğimiz yüzyılı beyin yüzyılı ilan etti. Ve bugün tüm dünyadaki bilimi Amerika sürüklüyor. Yani büyük bir kısmı bunun Amerika'da yapılıyor. Bu bir gerçek. Ve beyin araştırmalarına çok fazla miktarda kaynak ayrılmaya başlandı. Bunun arkasından da birçok ülkede, birçok üniversitede, birçok laboratuvarda beyin araştırmaları hız ve önem kazandı. Şimdi biz öncelikle nöropsikofarmakoloji, nöropsikiyatrik hastalıkların ilaçla tedavisi diye birleştirebiliriz bu üç disiplini. Demek ki biz nöropsikiyatrik hastalıkları ele alacağız o merkezde. Deney hayvanlarımızla deneysel seviyede götüreceğiz. Ve klinikle de bir bağlantı kurdurmaya çalışacağız. Nöropsikofarmakolojinin amacı nöropsikiyatri alanına tedavi şekilleri bulmaktır. Farmakoloji ilaç bilimi olduğuna göre bu tedavi şekli ilaç şeklinde olacak. Halen bir patentimiz var ve bu patenti geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii patent bir buluştur, bir keşiftir. Ancak kültürümüz de yeterli olmadığı için yanlış anlaşılmalar oluyor. Bir konuda bir patent aldığınız zaman bu anında hemen tedaviye dönecek veya tedavi... Beklentisi var değil mi hocam? Bu var, bu beklenti bizde de var. Bu olacak zaten ama 1928'lerin dünyasında yaşamıyoruz artık. Alexander Fleming'in penisilini bulduğu dönemde değiliz. Evet. Birçok yasalar var, etik kurallar var ve bunlar doğru yasalar ve etik kurallar. Neden? Bilim gelişirken insanın zarar gördüğü birçok çalışmalar da var. Bunu burada çok fazla detaylandırmayalım. Evet, vaktimiz kısıtlı. Şu anda bir 1001 projemiz TÜBİTAK'tan başlamak üzere tekrar başlıyor. Burada biz deneysel preklinik dediğimiz ön çalışmaları yapmaya gayret edeceğiz. Ancak yeni bir büyük proje daha hazırlayacağız ki bu bilimsel bilgi, şimdi buradaki patentiniz sizin nitelikli bilimsel bilgidir. Neden nitelikli bilimsel bilgidir? Önemli bir alana önemli bir söz söylüyorsunuz. Şizofreni dünyanın 20 büyük problemi arasında kabul ediliyor. Ve çok önemli bir hastalık. Hem ekonomiye ciddi zararı var, hem hasta yakınları çok problemli, hem hastalar çok problemli. Eğer dünya üniversitesiyseniz zaten böyle bir probleme de kafa yormanız gerekiyor. Elimizdeki bu patent, bu buluş, bu icat, icadiye mahallesinde, tırnak içinde bir teknolojiye yani ilaca dönüşebilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. Benim inancım dönüşebileceği şeklinde ama bunun için bizim emek ve çaba sarf etmemiz lazım. Biz emek ve gayretimizle bu işin içerisinde olacağız. Sonuna kadar zorlayacağız. TÜBİTAK bu konuda son derece iyi niyetli. TÜBİTAK'ın başka projeleri de var bunu geliştirebilmek için. İşte konuşmamın başında teknoloji transfer ofisi, startup şirketleri, teknoparklardan bahsettim. Yeni kurulan bir üniversiteyiz. Bunları da birleştirerek buradan bir ilaca doğru yürümek istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Ama
buradan, bu patentten, bu buluştan bir ilaca dönüşülemiyorsa, atıyorum toksik etkisi var ya, evet, da bir hocam, türlü insana verilebilir bir şekilde dönmüyor, o zaman etrafından dolaşıp yenisini bulmaya çalışacağız. Ama şu bir gerçektir. Şu anda Üsküdar Üniversitesi'nin dopamin hipotezine, dopamin teorisine alternatif bir teorisi ve hipotezi vardır. Bir görüşü vardır ve bu görüşünü savunmaya devam edecektir. Teşekkür ederim hocam. Tabii son dakikamızı ilk hocam, son söz olarak size de söz vermek istiyorum. Nobel adayı öğrenciler. Buyurun. Nobel adayı öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Evet hocam, bu tercihler sürecinde de gelip sizi ziyaret edebilirler. Elbette. Gelebilirler. Web sayfamızdan bize maille ulaşabilirler, telefon edebilirler. Eğer İstanbul'dalarsa mutlaka gelip çayımızı içebilirler. Her zaman kapımız, Nobel'i gönlümüz, kucağımız açık. Nobel'i hayal eden herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Muhsin Konuk ve Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür hocam, çok güzel, gerçekten değerli bilgiler paylaştınız. İnşallah önümüzdeki süreçte başka programlarda da yine sizleri burada misafir etmek istiyoruz. Söyleyeceğiniz çok daha şeylerin olduğunu biliyorum hocam. Evet değerli adaylarımız, kontenjan tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'nin sayfasından ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Saatler yarın 15'i gösterdiğinde bu ekranlarda Hayat Tercihtir'de tabii ki yine sizlerle olacağız. Farklı bölüm ve programları Üsküdar Üniversitesi'nden hocalarımızla sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Yarın görüşmek ümidiyle mutlu günler.